Yurdun yüksek kesimlerine düşen kar, kent merkezlerine ve özellikle batı kesimlere henüz yağmadı. Bunu fırsat bilen sürücülerin birçoğu ise araçlarına daha kar yağmadığı için kış lastiği taktırmadı. Uzmanlar sürücüleri kış lastiklerini takmak için kar yağmasını beklememeleri konusunda uyardı. Düzce'de uzun yıllardır lastikçilik yapan Cemal Aksan konuyla ilgili olarak şu ifadelerde bulundu. Evet, öncelikle bu konuya göstermiş olduğunuz hassasiyetten dolayı teşekkür ederim. Kış lastiği hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarda kullanılması elzem bir durum. Sebebini şöyle açıklayayım. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman yaz lastiği tanımladığımız lastiklerin kauçuk oranları sertleşir. O yüzden yola tutunmaları, fren mesafeleri azalır. Fakat kış lastiği içindeki kauçuk yapısı silika özelliğiyle beraber hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman yumuşaklığını muhafaza eder. Yola tutuşu bir yaz lastiğinin yazın ki şeklindeki gibi olur. Fren mesafesi daha kısa olur. Bu şekilde bir özelliği vardır. Bunun dışında kış lastiğinin üstünde ince vakum kanalları vardır. Bu vakum kanalları da buzda ve karda aracın yola yapışmasını sağlamaktadır. Burada önemli olan sadece sizin kış lastiği kullanmanız değil, tüm araçların kış lastiği kullanması. Çünkü siz fren yapıyorsunuz. Gerekli mesafede duruyorsunuz fakat arkanızdaki insan kış lastiği kullanmadığı için o mesafe duramadığından ötürü size vurarak bir kazaya sebebiyet veriyor. Bunun dışında yolda her kış olduğu gibi kış lastiği olmayan araçlar yolu kilitliyorlar ve birçok bunun gibi sebepler oluşuyor. Eğer ki kendi can ve mal güvenliğimizi korumak istiyorsak, kendi can ve mal güvenliğimizin dışında karşımızdaki insanlara can ve mal güvenliğini korumak istiyorsak araçlarımıza kış lastiği taktırmak zorundayız. Her ne kadar bir aralık ticari araçlar için resmi kış lastiği takma zamanı ise de şu an tüm araçların bu lastiği takması gerekiyor. Bize tabii Kasım ayının başından beri lastik konusunda bir yoğunluk var. Lastik fiyatları pahalı olsa dahi biz en ekonomik çözümü sunmaya çalıştığımızdan ötürü gerçekten büyük bir talep var. Biz de elimizden geldiği ölçüde müşterilerimizi mağdur etmeden uygun fiyata kaliteli bir ürünü bir de hızlı bir işçilikle taktırmaya çalışıyoruz. Çünkü zaman da çok kıymetli bildiğiniz için ve rica ediyorum tüm araç sürücülerinden lütfen karın yağdığı günü beklemesinler. Çünkü Düzce'deki lastikçi sayısı belli, çalışan insan sayısı belli, araç sayısı belli. O gün geldiğiniz zaman lastikçiler size hizmet yapamayacaklar, sizler de mağdur olacaksınız. O yüzden daha kar yağmadan, havalar çok daha fazla soğumadan bu lastikleri taktıralım. Çünkü küresel ısınmadan sebep midir bilmiyorum. Son 3 yıldan beri kar Şubat ayında yağıyor, Mart ayında yağıyor. O yüzden bu lastik bize Nisan ayına kadar lazım. Ayrıca kış lastiği kullandığınız süre zarfında yaz lastikleriniz de eskimiyor. Aslında ekonomik olarak baktığınızda size bir külfet de getirmiyor. Yani yazlık ayakkabı ve bot gibi düşünün. 365 gün kullanmıyorsunuz da senenin belli dönemlerinde kullanıyorsunuz. Böyle de ekonomik anlamda da aslında sürücülere bir külfiyet getirmiyor. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Kaplama lastik zaten küçük araçlarda olmuyor. Büyük araçlar için konuşayım. Baktığımız zaman az önce anlattığım özellikleriyle beraber kış lastiğinin zaten kauçuk yapısı yaz lastiğinden tamamen farklı. Fakat kaplama lastikte bunun hiçbir etkisi yok. Yani hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman kaplama lastiğinde yola tutulma olası sıfıra düşüyor. İkincisi kış lastiğinin üstünde vakum kanalları var. Kaplama lastiğin üstünde bu vakum kanalları yok. Ayrıca ticari araçlarda lastiğin üstüne kar işareti olması gerekiyor. Eğer ki kar işareti olan bir lastiğe bu kaplama yaptılarsa baktığın zaman dışarıdan kış lastiği gözükür. Ama kullanımına döndüğümüz zaman efektif anlamda hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Ha yaz lastiği taktınız, o kaplama lastiği taktınız. Kaplama lastiklerin de kaplamaların atma sonucunda trafik kazaları da meydana geliyor. Otoban üstlerinde, E5'lerde birden yolun ortasına önünüze böyle bir kaplama lastik parçası çıkıyor ve son ölümle biten kazalar meydana geliyor. O yüzden biz kaplama lastik kullanılmasını tavsiye etmiyoruz.